Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeş. Merhaba kardeş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kamışımız bu. Fusion Region 0.4 5 gram Aji kamışını inceleyeceğiz. 228 santim olarak geçiyor kamış. Biraz uzun bir kamış. Bakalım bununla bugün bir şeyler tutabilecek miyiz? Arkadaşlar kamışı şöyle bir göstereyim size. Kamış bu arada Japon bir üretici olan Pan firmasının Pinwell adı altında ürettiği bir kamışın 762 UL modeli olarak satılan bir kamış. 400 dolar civarında satılıyor kamış. Pahalı da bir kamış. Üzerindeki donanımlar cidden yüksek Japonya'daki şeyinde. İşte titanyum halkalardan tutun da makine yataklarına kadar Fuji kullanılıyor. Ama Fuji firmamız bizim bu kamışı alıp tersine mühendislikle yapmışlar. Karbon kalitesi tabii ki diğeri kadar güzel değil ama malzeme görünüşü olarak aynısını yapmış. Birebir. Makine yatağı olarak ya da yüzük halkaları olarak kendi ürünlerini kullanmışlar. Dış görünüş olarak cidden güzel bir kamış. Japonya'daki hissiyatını karşılamasa da bu fiyata bu kadar. Öyle söyleyeyim. Biz bayağıdır avlanıyoruz bunda. Bir senedir kullanıyorum. Ben bayağı atış yaptım. 1 gramın altında 0.45 olarak geçiyor kamış ama 1 gramın altında o kadar fazla bir hissiyat vermiyor. Çapraz sarım gözüküyor kamışta. Sağlam da bir kamış. Büyük balıklardaki hissiyatı çok güzel. Hani turna çekerken de şöyle söyleyeyim. Küçük balığa nazaran büyük balıktaki hissiyatı çok daha iyi mutlu ediyor. 0.45 gram 4 gramlar falan attığınız zaman balık yakaladığınızda daha hisli bir kamışla karşılaşıyorsunuz. Düşük gramajlarda pek mutlu eden bir kamış değil, öyle söyleyeyim. Uzun olmasının da dezavantajı olabilir bu. Bakın bu 3 tane halkasını beyaz renk yapmışlar geceleri daha iyi görünsün diye. Zaten uç kısmı solid. Arkadaşlar asıl can analizi noktamıza geldik. Şimdi kamış üst limitlerinde çok güzel hissiyat ve çok güzel balık alırken alt limitlerinde aynı şeyi diyemeyeceğim. 1 gram ve altında cidden çalışmıyor neredeyse. Ne uzağa attırıyor bize ne aksiyon verdiriyor. Yani çok daha uygun fiyatlı kamışlarla ben daha iyi uzaklara atarken balık alırken bu kamışla aynı verimi alamadım. Yapacak Discovery yani. Regal 800. Üzerinde 0.14 lider var. Fusion Aji Game 0.5 mm ipimiz var. Muhammed abinin çantasını patlattık. Bir tane Fusion Sandal Kit çıktı. Bir tane Ma Worm diye. Yalnız yapısı muazzammış silikonun. Bakın nasıl esniyor. Kopmaz plastik galiba. Bayağı sağlam bu arada. Sevdim ben. Aksiyonu da herhalde iyidir. Bu ne? O Güzel abiden almıştım onu. Çok dikkatimi çekmedi. Zaten Fusion klasik. Evet. Nasıl şunun pembesini tamam aldı. Bunu akşam deneriz ya belki. Bakayım beyazı mı onun? Ha beyazı var. Pembesi de vardır kesin. Aa pembesi de var. Boş yere aldım. Pembesi de var. Bak Nebaro'nun Jumis'i var. Yine Sandil var. Bakın. Yine Sandil var. Dave One More var. Pembe var. Sen de ne yaptın abi? Aa bunu deneyecektim lan ben geçen gün. Ya. Bunu denedin mi hiç? Yami mor mu? Yami'nin böyle cins ya. Yeni çıkarttılar bunu. Simden ölüyor. Beyaz. Stoklu stoklu çalışmış o da. Beyaz. Bir beyaz. Bir karışık daha. Bu bunları ne? Bunları ben beyazları şey yaptım ya. Stokladım. Şey fake taksi var bir tane. Bir ara bulunmuyor. Senden bundan mı vardı? Abi daha ne alıyor? Akşam şey yaptın mı sana? Evet. İlk silikonumuz. Onlar yani gruplar. Hani hiçbir balık olmadığı zaman yani muazzam balık alan sahteler. Yani mutlaka alın deneyin. Hani şey demeyin. Aa çok pahalı falan. Hani zaten Fujin'de de alıyoruz falan. Triplerine girmeye hiç gerek yok. Çok farklı sahteler hepsi. Şöyle bakın. Ortasından sokuyoruz. Bu arada bu kırmızının üzerinde mor sim varmış. Hoşuma gitti güzel. Zaten jiget olarak ne kullandığımı biliyorsunuz. El yapımı jiget artık hani. İzlediyseniz kanalı bilmemeniz imkansız. 0.14 Intex Fluorokarbon Misina'mız var. Ve galiba 6 numara. 6 numara Fudo'nun iğnesi var. Bayağı geniş ağızlı böyle. Hani iskorpit için ya da böyle iri balıklar için. Hani eşkine için, karagöz için iş yapabilecek bir iğne. İspere'nin ağzı küçük. İspere vuruşları gelirse şey yaparım. Asiste geçerim direkt. Hiç uğraşmam yani. Bakın düğüm atarken direkt zart diye çekmiyorum. Elimle kendim oturtuyorum. Bu da yanmamasını sağlıyor. Düğümlerim çok da sağlam oluyor. Yani şey... Ne bu? Abu Garcia mı? Ne o? Yok be ne Abu Garcia.
Hop aldım lan, ne geliyor? Vallahi bir şey geliyor ama ne geliyor acaba? Oğlum siz de hadi çalışın ya, bu ne? O ne lan öyle? Yok bu iskorbi değil, kafa atıyor. Sorry. Hadi bakalım. Ne geliyor merak Rejin et. Rejin ötüyor be. Rejin mi ötüyor? Bak beya, balık beyaz değil ya, gobi ya iskorbi. Oğlum geziyor. Onlarını satayım. Onlarını satayım. İzmarit ne? Ne izmariti lan? Aa vallahi izmarit. Tamam abi. Oo. Lan heyecana gaza geldim. Nereye çıktım anlamadım. Kocaman. Dur elleme. Elleme. Sen elleme cenabet. Elleme sen. Kaç. Telefonu çıkar. Boş ver. Kepçe getirin. Kepçe. Yüz gel. Oy 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 baban kemiğine. Kepçe almayabiliyor musun? Balığı al abi, bağ. Kepçeyi yaptım. Dur elleme. Kepçe, balık aldın mı hiç kepçeyle? Bak şimdi alacaksın. Getir. Sok. Lan getir, gidemiyorum. Tamam. Lan sabah sabah yaptım işte bak. Abi çok iyi ama, boyu çok iyi ya. Süper. Boy çok iyi. Oğlum biz öyle, yemle atmıyoruz ha. Ay vallahi oğlum bırak. Dur. Yürü yürü, izmarit evine geldik. Dur. Balığı dövüyor. Çok iyi be. Harbi çok iyi. Muazzam. Ya izmariti demiyorlar buna. Vallahi abi nerenin izmariti bilmiyorum da. Dişi var, ellemeyin. Vallahi Rejin döktürdü yalnız ha. İçinden geçtim. Ben daha öyle kullanmadım lan. Şuradan solungacını da kestin mi? Ucundaki kan da çıkıyor. Şurada aynı. Heh, şimdi bak. Şu ön taraf. Hop. Bitti. Kan da aktı. Gel. Son titremeleri. Oo bak rengi nasıl değişti bir anda? Çok güzel rengi. Rengi nasıl değişti? Parlaktı. Kendine geldi. Evet hadi devam ki. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Doğru takımı yaptıktan sonra. Abi sen YouTuber mısın? Evet kardeşim YouTuber'ız. Hiç beklemiyordum. Ben Iskorpit, Ispari falan gelir diye tahmin ediyordum. İzmarit geldi. Vallahi beni mutlu etti. LRF'yle ilk defa tuttum. Bir anda yan falan verdi. Bastı gitti. Kıyıya gelince çıldırdı. Neyse. Kamışı böyle bir hani yüklü bir hayvanda denemiş olduk. Büyük ihtimal hani günün en büyük balığı bu olacak diye tahmin ediyorum. Fuji'nin kendi yüzükleri var. Diğerinde Fuji'nin titanyum yüzükleri. Arada dağlar kadar farklı. Fiyat farkı da tabii ki var. O 7 bin liralara satılan kamış. Üst segment diye satılıyor. 2 segment titan de. Ama bu o şekilde değil. Aksiyonu fena değil. 1 gram. Hop aldım. Evet birinci istavitimiz geliyor. Gidemez. Öyle bir şey yok. Ayağımla ikinci mi yaparım adama? Aklını alırım valla. Gramaj olarak 1 gram. Bir yarım gram da silikon 1,5 gram atıyorum. Kamışın esnekliğini görebiliyorsunuzdur. Şöyle verdiği tepki. Fena bir tepki vermiyor. Balık alırken de kötü değildi ya. Şimdi hani çok da... İşte tek kötü yanı çok uzun olması. Direkt bilekten verdiğin için yükü. Uzun kamışlarda biraz yoruyor insanı. Kısa kamışlar biraz daha yani LRF için ajide istavrit tutacağım diyorsanız birazcık böyle 2 metre yakınlığında hani 2 metre 5 santim olur, 1.95 olur, işte 1.80 olur. Hani o santimler güzel santimler. Şimdi 1.60'a falan da inmek çok da mantıklı değil. Çünkü atman gerekiyor. 1.60 dediğim kamış şu kadar. Hani çok kısa o da. Benim hoşuma gitmiyordu. Evet geliyor. Ne geliyor? Rapa'yı mı aldın, abi mi aldın? İstarit ama. Yok Godoman. Lan. Ne o? İstarit. Helal. La gidiyor la. Surf yapmaya başladı. Abi. Gulüp sizlere ömür. Gulüp'ü İspari yalan etti. Bir çekiştirdi götürdü. Hangisi? Fake. Hop. Anam. Çöp mü geliyor? Balık yok. Balık. İyi la iyi. Senin iyi diyen ağzın içi. Maşallah dediğin bir gün yaşamıyor galiba. Sen kaldırmayı bilmiyorsun oğlum. Öyle kaldırılır mı? Sen sikir. Evet tavağı coşturuyor. Oğlum isome iş yapıyor SG2 ya. SG2 arkadaş. Ver lan isome ver. Yem falan değil. SG2 alıyorsun. Rahat ediyorsun. Balığı tutan SG2. Oo iri ha maşallah. Hadi.
Selamın aleyküm dedi gitti bana. Ömer demedi. Böyle yaptı böyle. Sigara yaptı gitti hemen sen. İzmaritini attı vallahi. Bu videoda bu şekildeydi. Videomuz burada bitmiştir. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.